Merhaba. Ben şunu sormak istiyorum. Çok geliyor. Aranızda günlük tutan ya da eskiden bir vakit günlük tutmuş olan biri var mıdır acaba? Kimse mi tutmamıştır? Hocam. Ben tutuyorum. Tamam. Hala. Ben tutuyorum ya. Yani. Şu anda da. Evet. Neler? Gerçekten yok mu? Dur dur. Bu önemli bir soru. Evet ya. Hiç yok mu? Var, arkada var. He. Sizin burada sorması da lazım. Ha, senin gözün görmüyormuş. Pardon, var. Pardon. Verin şey, mikrofon verin. Orada bir hanımefendi var. İlk onu gördüm. Evet, ne yazdığınızı bize açık açık söyleyin. Bunu tuttuğum zaman ortaokul yıllarıydı. Türkçe güzel. Öğretmenimiz tarafından desteklenmiştik. İşte herkes bir günlük tutsun şeklinde. Ya bayağı bir oldu yani şu anda. O yüzden hatırlamıyorum. Günlük olayları anlatıyordum. Günlük zaten. Evet. Sır falan. Okulda geçen şeyler, dersler, öğretmenler, arkadaşlar bu şekilde geçmişti. Biraz. Ha, ondan sonra tutmadın ama. Yok, sonra sarmadı, bıraktım. Konular karışınca. Evet. Sarmadı mı? Evet, sarmadı ya. Sır perdesi çoğaldıkça bıraktım. Mantıklı. Öyle. Belge bırakmamak. Evet, evet. Bir de kilitli günlükler vardı. Evet, anı defterleri falan vardı. Kilitler miydiniz günlüğünüzü? Yok, hayır, açıktı kilit. Zaten tel tokayla açılıyor. Kilitleyen varsa haberiniz olsun. Ben kardeşiminkini açıyordum. Öğrenecek bu yayınlanınca. Burayı keser miyiz hocam? Yok yok. Ben tutmadım. Benim kardeşim tutardı. Ben ara ara açıp okurdum onları. Şimdi izleyeceğimiz skeçte de bir ailemiz var. Ve günlük saniye, tutan... Bir şey söyleyeceğim. Şu günlükle ilgili bizi izleyen gençler için de özellikle. Günlük tutmak önemli bir şeydir. Yazmak önemli bir şeydir. Biz mesela hep kitap okumaktan falan söz ediyoruz. Çok şükür ondan da neredeyse vazgeçildi de. Hiç yazmaktan bahsetmiyoruz yani. Yani yazma esas meseledir bence. Yazıl yazmayacaksak ne okuyacağız zaten? Günlük de bunun bir parçasıdır. Mesela Amerika'da bu beğendiğiniz filmlerin çoğu illa bir kitaptır. Her yaşayan insan bir o deneyimini yazar. Yani muslukçu da yazar, siyasetçi de yazar, sanatçı da yazar. O kitaplarda böyle hazırlop filmler olurlar. Biz de kimse hikayesini yazmıyor. Galiba bu şeyden dolayı ha. Kimse haberi olmasın. Biz kol kırılır, yen içinde kalır toplumuyuz ya, niyeyse. Kollar da kırılmaya devam ediyor. Evet, sendeyiz canım. Evet hocam. Mesajımı şimdiki... ben verdim. Şimdi senin dinle. Şimdiki ailemize de bir günlük tutan genç kızımız var. Mikrofonu ağzına sok ki böyle bir... Ya indirsene kızım, ses çıkmasın. Sanki böyle gelmiyor gibi hissediyorum. Geliyor, sana. Geliyor. Tamam. Yeni evlendi de gergin biraz. Gülüşünden de anlamışsınızdır. Çok iyiyim. Şimdi üçüncü defa aynı yere gireceğim. Günlük tutan bir genç kızımız var. Bakalım bu günlük ailenin başına neler getirecek? Fatma Ecem Atakan yazdı. Safi yalan geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne yapıyorsun annem? Benim. Ne? Sen işe gitmiyor musun? Hangisi? Oğlum hazırlanmamışsın. Onları ben hallettim, hep şey oldu, bitti o işler, öyle şey yani. Ne saçmalıyorsun sen acaba? Anneme söylemedin mi? Ne? Sussana, sus sus. Anne bunu kovmuşlar ha. Ne? Yok aslında şey... Ya anne bunu bayağı şıtlamışlar ha. Tamam Ceren, sen şimdi git dersini çalış. Tamam mı? Sen nasıl kovuldun oğlum? Bilerek kendimi kovdurdum anne. Sebep? Tazminat almak için. Eren sen ne kadardır çalışıyorsun da ne tazminatı alacağım? Bir hafta oldu oğlum işe girele. Ha işte onun bilgisi bende yoktu. Hani vermediklerini de anladım ben. Değil mi? Gerizekalı. Defol git, seni gözüm görmesin. Anne babama söylemezsin değil mi? Söylemem anneciğim, merak etme. Bence sen de kimseye söyleme. Senin gerizekalı olduğun bizim aile sırrımız olarak kalsın. Peki ne diyeceğiz babama? İdare et beni, kurban olayım ya. Allah'ım benim sınavım buymuş ha. Tamam, akşamdan ayakkabıları odana al. 7:45'te kardeşinin odasına geçersin. Baban gidene kadar bekleriz. Derhal de bir iş bulana kadar sen böyle idare ederiz. Anne bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizimkiler bu akşam konsere gidiyormuş. Ben de diyorum tamam, akşam babanın Safiye teyzemlere gitti derim. Bir onun kocasını tanıyor, teyit edemez. Sen de kızlarına sinemaya gidecek ol ki işte arayıp da ulaşamazsa bir gerekçemiz olsun. Allah'ım sen bir tanesin ya. Tamam bak, gittiğin yerden bana konum tamam, atıyorsun. Tamam anne. Ya yemin ederim yalan ağzına yuva yapmış. Sana bir saat.
verdim. Zek, işin üniforman neredesin? İçeride. Vereceğim ben onu yarın. Tamam, verme. Parası neyse veririz. Niye ya? Güzel değil ki o. Ne yapacaksın onu? Ana olarak... Ya gerzek gerzek konuşma. Allah aşkına iki günde bir yıkayıp asacağım ki işe gidiyorsun gibi olsun. Anne, benim günlüğüm nerede? Senin günlüğün mü var annem? Benden nasıl sakladıysa kendi bile bulamıyorum ben. Ya... Ne? Ben ne bileyim? Haberim yok ya ki. Ayrıca. Senin sevgilin mi var lan? Ne büküm küm küm ettin? Tamam, sen karışma. Bak, beni gaza getirmeyin. Eğer öyle bir şey varsa yemin ediyorum deli dehşet hareketler yaparım. Size korku salarım ben. Ben de seni babana söylerim anne. Hayırlı olsun. Adı ne? Emrecan. Bugün o da konsere geliyor. Tanışacak mı? Tamam, sen de kaşınma daha fazla istiyorsan. Kim bu saatte, hayır olsun. Babam gelmiş. Nasıl ya? Vallahi babam gelmiş. Anne, beni sakla. Tamam, geç. Ceren odası. Geç, içeri geç. Geç içeri. Hoş geldin. Hayır olsun. Safiye. İsmail. Bu evde benden habersiz neler dönüyor Safiye? Onu daha geniş bir zamanda konuşalım İsmail. Yok, biz yeterince genişmişiz. Ben bunu yeni öğreniyorum. Evet, ne bu? Defter. Hayır, bu sadece bir defter değil. Bu bir günlük. Kızımız Ceren'in günlüğü. Ya ve içinde yazılan şeyler öyle bir günde anlatılacak, yaşanılacak şeyler değil yani. Ben Biricik Jones'tan beri böylesine entrikalı bir günlük görmedim. Ver bunu bir senariste, bunun üçlemesi olur ya. Bir, iki, üç. Bu neymiş ya? Hayır, bu günlük tutmak ne kadar saçma bir şey. Madem bir bok yedi, bunu neden gelecek nesillere aktarıyorsun? Ya aman canım, günlük tutmamıştır çocuk. Hikaye uydurmuştur. Hikaye uydurmuştur, öyle mi? Hikaye uydurmuştur. Bu nasıl basit bir yalan ya? Bu nasıl bir basit bir yalan Safiye? İçinde gördüğüm çok daha kaliteli yalanların var senin. Ne yazmış ki? Ne yazmış? Okuyalım. Hep beraber okuyalım. 13 Eylül 2019. Sevgili günlük. Günlüğe öyle başlan. Sevgili günlük. Bugün eve pencereden girdim. Emre Can'la, muhtemelen sevgilisi, gizlice buluşuyoruz. Babamla tanışmak için beni zorluyor. Ben de evlenmeden olmaz dedim. O ona verilecek cevaplı salak kızım benim. Evet. Hemen ertesi gün 14 Eylül 2019. Sevgili günlük. Abim Eren tam bir mal. Bu doğru. Anlam şimdi. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim. Kendi yaşayıp öğrenmeli. İyi yapmış. İyi yapmış. Ama asıl civcivli taraf şimdi geliyor. Bak, civcive bak sen. Bak, bak geliyor. Günün güzel haberi. Oo! Haftaya bir tanecik sevgilim Emre Can'ım. Emre Can'ım oldu bak. Bir günde Emre Can'ım oldu. Gördün değil mi? Emre Can'ım da bizimle konsere geliyor. Babama ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama illaki annem bir şey bulur. Buradaki annem gizli özne. Yani Safiye, sen oluyorsun. Annemin hayal gücü bir başka. Babama her seferinde değişik değişik yalanlar buluyor. Babam da her seferinde yiyor. Günlüğe yazılacak şeyler mi onlar? Ha, senin söylediğin yalanlarda problem yok. Bunların yazılması mı sıkıntı? Ya onu demiyor. Anne! Bana bak, seninle ayrıca konuşacağız. Hiçbir şey söyleme, tamam mı? Şey yapma çocuğum. Anne, benim kot ceketim. Aa, hoş geldin babacığım. Sevgili Ceren. Sevgili Ceren, hoş bulduk. Nasılsın canım kızım? İyiyim babacığım, sen? Sen niye kot ceketini arıyorsun? Bir yere mi gidiyorsun yoksa? Sevil teyzemlerle falan sinemaya gidecektik. Niye ki? Aktivite olsun diye. Aktivite olsun diye. Hangi filme gideceksiniz? Bilmem. Ben sana hemen yeni bir film tavsiye edeyim. Çok güzel. Az evvel fragmanını izledim. Yalanların Efendisi, İsmail'in Uyanışı. Mükemmel bir korku filmi. Vizyonda mı? Hayır, pek yakında. Ha, tamam, biz şey yaparım. Ben kızlara sorayım. Orada bakarız zaten. He, orada bakarız. Öyle. Dur, dur. Sen dur. Sen dur, gel buraya. Sen dur. Şöyle yapalım. Hiç sen kızlarla bir yere gitme. Biz onları buraya çağıralım. Bu akşam film gecesi yapalım. Safiye, sen de hemen bize pizza söyle lütfen. Tamam, ben söyleyeyim. Hadi bakalım.
Ben de yardım edeyim mi anne? Sen gel. Sevgili Ceren nereye? Gel. Sevgili Ceren. Ah canım benim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok baba. Benim var. 13 Eylül 2019'dan beri kafamda bir şey var. Acaba diyorum ki senin odanı biz direkt balkona mı taşısak? He? Giriş çıkışın daha kolay olur. Ya baba ne diyorsun ki şimdi? Ha, niye böyle şeyler söyledin ki? Niye yani? Öyle şeyler söyledin? Sen zaten demişsin diyeceğim. Sen demişsin diyeceğim. Bu ne? Ya tamam İsmail, ben izah edeceğim sana. Hayır, izah etmeye gerek yok. İzah etmeye gerek yok. Gelin hep beraber okuyalım ya bunu. Ya hayır baba, ayıp bir şey ama ya. İsmail, lütfen. Rica et, lütfen. Şu an utandım. Şu an utandım ya. Doğru söylüyorsun, evet. Burada günlüğünü mü okuyacağız ya? Böyle biz bize. Safiyeleri de çağır, hep beraber okuyalım. Hatta şey yapalım, ben bütün mahalleye haber vereyim. Bu çünkü bir başyapıt. Bunu hep beraber okumamız lazım. Otur, otur oraya. Sen dur, bekle. Dur, buraya koyayım da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nedir borcumuz, ne kadar? Estağfurullah, ne borcu? Öpeyim ben. Ne münasebet ya? Elinizi. Pizzam nerede? Ne pizzası? Ne pizzası? Bende pizza yok efendim. Bala şey olmuş. Kurye hani annem sipariş verirken söylemişti. Şey uygulamasına geçmiş bunların. Ne uygulama? Ne anlatıyorsun? Şekil. Şuraya bir hiçbir şey öğretmiyorum. Şöyle şimdi yakın çevreye servis yapan kurye yarım saati geçecek siparişler için önceden gelip bilgi veriyor. Özür mahiyetinde de çiçek getiriyorlar. Çok teşekkürler. Biz de nezaketen geç de kalsa bedava istemiyoruz diyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle geçelim biz. Bir şey oldu ama tam anlamadım. Otur. Müşterilerimizin dikkatine. Beklediğiniz pizza ayağınıza geldi. Sosis, sucuk, salam, ince kenara, kalın kenara, çedar çekilir. 10 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Fırlıs pizza. Hemen teslim edelim. Ne yapıyorsun canım? Abi o kadar konuştuk ya. Ne konuştunuz ya? Ya sevgilisinin evi miymiş, evde babası mı varmış? Babası malın teki miymiş, öyle bir şeyler anlattı ya. Hiç mana veremedim yani, hiç. Babası, annesi. Şimdi oturdu biliyor musun? Çok manalı oldu yani. Buyurun pizzanız. Sen al şunu, üstü kalsın. Abi üstünün kalması için üste bir şey vermen gerekiyor. Ne gülüyorsun lan gerzek? Harbiden kılmış lan bu. Allah'ın adını verdim, git buradan ya. Afiyet olsun, sağ olun. İyi pizzalar. Sen gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Emrecan değil mi? Gel Emrecan. Nasıl tahmin ettim ama? İnsan okuduğu kitaptaki karakteri bir anda görünce heyecanlanıyor. Emrecan ya, Emrecan'ım. Emrecan'ım hatta. Balkon güzeli. Evet, bu kitapta bir kahraman eksik. Bir kahraman eksik. Benim mal oğlum Eren. Yettin baba. Nerede o Emrecan? Bu mu Emrecan? Sen misin lan? Bu mu lan? Bunun için mi? Kızım hiç mi göz göze gelmediniz ya? Ya şu aileye bak, iyi kötü bir ortalamamız var. Bu ne? Ya ne diyorsun ya? Salak mısın sen? Baba, Emrecan çok iyi biri. Şu tiple iyi olmaktan başka çaresi yok ki. Efendim bizim çok iyi bir, yani seviyeli bir ilişkimiz var. Ne ilişkisi lan? İlişki değil, görüşkü. Görüşkü? Temas halinde olmadan iki kişinin görüşme biçimi. Yok bir de temas etseydin. Tamam, dur. Ben buradayken sana iş düşmez. Sıra sana da gelecek. Hatta geldi. Ulan sen ne kadar salaksın ya. Hikaye kendini kovdurmak nedir lan? Baba konumuz bu mu şimdi? Kapımıza dayanmış ırz düşmanı, bunu mu konuşalım ya? Bak gözünü seveyim yokuşa sürme. Gözünü seveyim yokuşa sürme diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Artık her şey konuşulacak.
Gözlerimin içine baka baka herkes yalanlarını bir bir söyleyecek. Ya tamam, yeter. Tamam, şey, o kadar gitme çocukların üstüne sen. Ne yeter, ne yeter? Yetmez. Senin söylediğin yalanlar da diz boyu. Aa, ben bugüne kadar bu evde bir tane bile yalan söylemedim ya. Evet, söylemedin. Ben söyledim çünkü. Tamam mı? Bu evde herkesin adına ben yalan söylüyorum İsmail, öyle değil mi? Ha? Sen oğlanın mezuniyetini unutup Zizon'a sarhoş olduğunda ben söyledim çocuklara yalan, babanız mesaiye kaldı diye. Ya da tartıştık diye evi terk edip 3 gün ortadan kaybolmuştun ya o 3 gün. Yine ben yalan söyledim çocuklara babanız iş gezisine gitti diye. Tamam mı? Bu evde yalanları ben söylüyorum zaten. Ama yeter. Yıllardır aman huzurumuz kaçmasın, aman çocuklar üzülmesin, içime attım attım, yuttum yuttum. Yeter. Bu akşam da sen yutacaksın İsmail. Ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Yok, otur. Baba sen evi mi terk ettin? Hangi evi ya? Baba sen bizi bırakıp gidecek miydin yani? Siz konsere gitmiyor muydunuz siz? Gidebilir miyiz? Hadi gidin, tamam hadi. İkimiz. Ha, ikiniz tamam. Bayağı beraber konsere gidelim. Evet, beraber gidelim. Baş başa. He, baş başa tamam. Kızını götüreyim mi? Konsere. Lan oğlum vazgeçmeden gidin hadi. Allah Allah. Hadi. Eren hemen peşlerinden git lan. Bana bak, bir şey yanlış bir şey olmaz. Hadi. Sana da güvenmiyorum ya neyse. Sevgili Günlük. Şuraya yazayım Mustafa zaten. Bugün Safiye'mi çok üzdüm. Dün söylediğim yalanlar bugün beni tırmaladılar. Yalnız şöyle bir şey var ki, buradaki ki ayrı mıydı Safiye? Her şey yalan. Aşkım gerçek. Haydi Safiye'm beni affet. Yani kafiyeli olmadı ama derdimi anlattım sanırım. Seni seviyorum demek bu kadar zor olmasa gerek. Seni seviyorum Safiye. Ben de seni seviyorum. Zil diyenler. Fatma, çal bakayım zili. Almost bir başyapıt. Çok iyi. Çok iyi yazıldı. Çok iyi oynandı. Sonda dedim ah sarkıtıyorlar mı lan şu güzelim skeci ama toparladınız. Bence çok çok iyiydi. Yazarları Fatma ve Atakan mıydı? Ecem de var. Ecem, ama Fatma, çok Fatma, hocam. Fatma ve Atakan. Yani Fatma'nın skeci siz onu geliştirdiniz. Aferin Fatma. Bravo dedim ben. Vay. Vay. İşte aslında hep konuştuğumuz şey, hayatın içinden, kendi gerçeğimizden, hepimizin gerçeğinden orada aradık mı buluyoruz. Ve harika da bir yere bağlıyoruz. Begüm'e de özel bir alkış isterim, olağanüstü bir performansı. Atakan ve Begüm'e tabii ki. Yani tam skecin odağını, sanatın odağını yakaladığımızda 25 yaşında adamlar annemize dönüşüyor. Normalde Atakan'la bu aynı yaştadır, bayağı baba oluyor falan. Yani işte anlattığınız öykünün sen kafandakini niye çıkarmıyorsun? Hocam unuttum çıkarken. Acaba şimdi ayıp mı olur? Çok da sıcak. Gerzeklere de iş veriyoruz. Çıkar yavrum, çıkar. Böyle rahat ol ha. Bunu çıkarken siz götürün. Zeki çocukları da bugün bir anlamış. Demin söylediklerimi duymadın değil mi? Duydum hocam. Evet, güzel. Kask kafalı. Ben de biraz şey geliyordu.
Bu boğukluk nedir diyoruz. Çok tatlıydınız çocuklar. Çok güzeldiniz. Hilmi Bey siz de öyleydiniz. Pizzacı kompozisyonu da siz de öyleydiniz. Evliya nerede? Ya bu çocuk güzel bir çocuk. Siz niye buna zitte? Bari bir makyaj yapın. Çirkinmiş gibi olsun. Kesinlikle ben çok beğeniyorum. Elmacık bir çocuk yani. Elmacıkları güzel bir çocuk. Evliyan benim. Yakışıklı adam ne onu da oynuyor. Her şeyi oynuyor. Aferin çocuklar. Çok çok iyi bir skeç. Buna da mesela ben buna da verdim gitti kırmızı hala. Vermiştim. Son dedim ya sarkacak mı öyle bu yoksa? Çünkü annenin manifestosuyla da biterse biter yani bu skeç. Mutlu sona bağlamanız da iyi. Evde de bir huzur olur. Mutlu sona bağlamasan evde bunu seyreden karı kocalar arasında gördün mü? Gerginlik de başlayabilirdi. Biz kırmızı al değil al karpet diyoruz buna biliyorsunuz. İki tane al karpet çıktı bugün. Aferin çocuklar. Devam.